Ön yargı ve kibir. Bakın. Birisi de bu. Hayatımızda, davranışlarımızda ön yargıya dikkat edelim arkadaşlar. Ön yargıdan uzak duralım. Ön yargıdan uzak duralım. Ön yargı hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Aksine zorluk getirir. Aksine hayatımızı zorlaştırır. O yüzden önce bir dinleyelim. Önce bir anlayalım. Daha sonra öyle değerlendirelim. Ön yargıyla hareket edersek bizler inanın çok kırıcı oluruz. Ön yargı kimlerde olur? Genelde kibirli insanlarda olur. O yüzden ön yargı zamanla kibri getirir. Kibir zamanla ön yargıyı getirir. Bu ikisi de sevilmeye bir unsurdur. İnsanların içerisinde sevilmeyen iki davranıştan birisi. Kibir ve ön yargı. Ön yargılı insanlar genelde negatif yük yayarlar, negatif enerji yayarlar ve ortamda ister istemez bir mutsuzluk, bir enerji düşüklüğü oluştururlar. O yüzden arkadaşlar lütfen ön yargılardan kaçalım. Hocam şimdi bunu niye söylediniz? Arkadaşlar benim konularım hiçbir zaman boş konu değildir. Mutlaka ve mutlaka ben bir konuyu anlatırken haftalık yayın yapıyorum ya, o hafta içinde en çok rastladığım konuları şöyle bir diziyorum. Bakıyorum işte YouTube'da vergi konusunu tamam işleyeyim çünkü anlaşılmamış. Genelde soru geliyor. İşte YouTube'da Bağkur konusu anlaşılmamış, onu getireyim. YouTube'da devlet memuru, onu getirdim, bugün getirdim. Ve ön yargı. Şimdi arkadaşlarla diyalog kurduğumuz zaman bir bakıyorum ki ön yargıyla hareket edilmiş ve kalpler kırılmış, gönüller kırılmış. Bir mutsuzluk, bir huzursuzluk oluşmuş. Bunu da dile getirmek istedim. Dolayısıyla ön yargı çok ince bir konu arkadaşlar. Lütfen bu konuya dikkat edelim. Şimdi bugün bir arkadaşımız bir Face'te yorum bir şey paylaşmış. Ben de espri mahiyetinde oraya bir yorum yazdım. Kimseyi ilgilendirmiyor, şahsımla ilgili. Şahsımla ilgili bir yorum. Sağ olsun. Ya benden 4 yaş büyük, 5 yaş büyük veya 10 yaş büyük, önemli değil. Fakat bir beyefendi öyle bir yorum yazmış ki şimdi benim yorumun altına yazdığı yorumda yorumu okuduğum zaman ya resmen bana Allah ve peygamber tanımaz demek istemiş. Nereden bu kanata vardın? Benim paylaşımımda öyle bir şey yok ki. Benim paylaşım dini değil. Arkadaşım paylaşımı dini değil. Şimdi beyefendi bir kafasında ne estiyse, kafasında nasıl bir çağrışım yaptıysa öyle bir şey oluşmuş ki beni dini ilim ve bilginin de olmadığı belli. Fakat hakkım helal olsun dedim. Beni tanımadan yorum yaptınız ya, hakkım helal olsun dedim. Helal olsun arkadaşlar. Ama önce bir dinlemek lazım. Buraya bu metin niye yazıldı anlamak lazım. Beyefendinin ben durumunu anlıyorum. Biraz günümüzde şimdi seçim telaşesi vardı ya, seçim muhabbeti. O gazından bizi herhalde kendine göre farklı bir insan telakki etmiş ki. Hani veya kafalarına yatmayan kelimeleri kendilerine karşı bir grup taraf gibi değerlendirmiş ki vallahi aynı tarafta da olsan bir kere adam ön yargıda bulunmuş. Karşı tarafta da olsan ön yargıda bulunmuş. Doğru bir mantık değil. O yüzden
Dedim hakkım helal olsun, yalnız bu ön yargıyı bırakın. Büyüğümsünüz, saygı duyarım. Ama ön yargıyı bırakın. Şimdi bugün bu oldu. Önceki gün gene bir başkası oldu. Daha sonra bir baktım ki insanlarımızın içerisinde tahammülsüzlük ve ön yargı. Bu böyle. Ya öyle bir şey yok. Bunların hepsi bilgisizlik ve görgüsüzlükten geliyor. Bunların hepsi kibirden geliyor. Arkadaşlar kibiri bırakın. Görgüsüzlüğü bırakın. Ön yargıdan kaçının, gönül kırmayın. Yani her insanın aklı vardır. Allah herkese bir akıl vermiştir. Vermiş olduğu akılla sınava tabidir. Sendeki akıl bu kadar olabilir, bendeki de bu kadar olabilir. Ben bu kadar akıldan sorumluyken sen bu kadar akıldan sorumlusun. İnanan insanlar için söylüyorum. İnanmayan, ateist olan insanlar da onlar da bunu böyle söyler. Zekaya göre değerlendirir. Kim ne derse desin arkadaşlar. Ben inanan bir insanım ve bunu böyle bilirim. Herkesin sorumlu olduğu, çalıştığı, kendisine verilen bir yer var. Senin zekan bu kadar, sen bundan sorumlusun. Benimki de bu kadar, ben bundan sorumluyum. Sen bu zekanla, benim bu zekamla dalga geçme. Yani bu kadar zekisin, sen, ben de bu kadar zekiyim, dalga geçme. Bu da bana verilen bir fıtrat, o sana verilen fıtrat. Herkes fikir gücünü, zikir gücünü kullansın. O yüzden hoş görmek lazım. Hani deliler bazı sorgu ve sualden münezzeh ya, onlara soru yok. Onlar istisna. Bizden rahatlar. Sadece deliler. Ama insanoğlu kendisine verilen her yükün, her sorumluluğun bir hesabını bilirse ona göre davranır. Ön yargıyla hareket etmez. Ben kimseye din dersi vermek zorunda değilim. Herkesin bir inancı vardır. Benim de inancım var. Ben inancımı yaşayan, değerlendiren, kurallarını bilen bir insanım, uygulayan bir insan. Herkes de kendi inancını, kendi kuralını devam ettirebilir. Ona da karışma. Şimdi benim inancımı başka bir inançsız karıştırmasın. Benim yaşam biçimimi kendi yaşam biçimine uydurmaya çalışmasın. Herkesin kendi yaşam biçimi vardır. Ben kimsenin yaşam biçimine ve kimsenin inanç biçimine karışmam. Ve şunu söyleyeyim. İslam dini ibadet dininden ziyade yaşam dini. Bize sadece ibadet kısmını gösterip öbür icra kısmını unutturuyorlarsa orada bir sorun vardır. Bugün toplumumuzda en çok sorun bu. Efendim ibadetini yap, ticaret kısmı ne olacak? Sosyal kısım ne olacak? Sosyal ilişkiler kısmı ne olacak? O tarafa karışma, sen ibadetini yap yeter. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Miras hukuku da var. Toplum hukuku da var. Hepsinin hukuku var. Ben onları okuyorum, ona göre değerlendiriyorum. Ha burada kimseye de din dersi vermek istemem. Sadece şunu söylemek istedim. Onu bana kullanan arkadaş da o bir aynı dini paylaştığımız için ön yargıyla hareket ediyor ve biz onun gibi düşünmediğimiz için bizi Allah ve peygamber tanımaz olarak düşünüyor. Ön yargıyla hareket ediyor. Ve bir beyefendi de bizi iyi tanıdığı için hocamın imanında şüphe olmaz beyefendi. Ön yargıyla hareket etmeyin diye altına bizi destekleyen yorum da yazdı. Şimdi tanımak lazım arkadaşlar. Ön yargı iyi bir şey değil. O yüzden bu konuyu da bu şekilde belirtmek istedim. Yine söylüyorum. Herkesin inancı var, kendine göre bir inandı vardır, inancı vardır, yaşama şey vardır. Herkesin de Allah vermiş olduğu akıl şeyinde, yükünde ona göre sorgusu vardır. Sana ben şu kadar akıl verdim, sen şunu bulmalıydın. Gel bakalım buldun mu bulmadın mı? Ben öyle inanıyorum. Ama sen başka türlü inanırsın, öbürü başka türlü inanır. Ama şu var, biz etik eğiticisiyiz.
Dünyada evrensel değerler vardır. Yalan kötüdür, iftira kötüdür, gıybet kötüdür, emanete hıyanet kötüdür. Bu bütün dinlerde kötüdür, bu ateistlerde de kötüdür. İşte bunları yapmayın arkadaşlar. Milletin yaptığı ibadetten ziyade bunlar varsa sıkıntı, evrenseldir bu kelimeler. Yalan, iftira, gıybet, emanete, hıyanet. Öbürü ne? Bir beş tane daha olacak. O yüzden arkadaşlar, kibir, gurur, ön yargı bunları bırakın. Şimdi YouTube'da canlı yayınlarda bazen arkadaşlarımız yanlış şeyler kullanıyor. Birbirlerine ithamları yanlış, bazen ifadeler yanlış, bazen kelimeler yanlış. Ön yargıyla hareket ediyor. Biz burada yüzünü görmediğimiz, biz burada hayat biçimini bilmediğimiz, biz burada yaşam biçimini bilmediğimiz arkadaşlar hakkında bazen yanlış düşünüyoruz. Ya bırakın. Burada kimin ismi önemli değil. Ahmet Ahmet değil, Hasan Hasan değil, Hakan Hakan değil. Herkesin ismi belki farklı isim, fake isim kullanıyor. Bilebiliyor muyuz? Kimliğine mi baktınız? Yok. O yüzden önemli olan nedir? Buraya gelmek, metinler yazmak, konuşmak, sohbet, yani sosyalleşmek, sosyal etkileşim. O yüzden fazla da insanların burada çok ciddi veya çok kötü anlamda değerlendirmeyin. Birbirinizi üzmeyin, kırmayın. Bazı arkadaşlarımın birbirlerine ithamlarını görüyorum. Abes. Yani doğru bir mantık değil. Üzülüyorum yani. Yani insanlık böyle olmaması lazım diye düşünüyoruz. Neçin böyle diye düşünüyoruz. Üzülüyoruz yani. Bunların hepsi karşıdakilere veya insanlara ön yargı ve kibirle bakmamızdan kaynaklanıyor arkadaşlar. O yüzden lütfen bunu böyle değerlendirin.